Maske manzarasının fotoğrafı bu. Sıradaki haber ise bunu da yaptılar dedirten bir uyanıklığın haberi. Maske alırken dikkat edin. Çünkü bazı uyanıklar sağlığınızı hiçe sayarak bakanlık onaylı kutuların üst sıralarına kaliteli maskeleri, altlarına ise merdiven altı üretim yani kalitesizleri koyup satıyor. Olmaz demeyin, şu sıralar örneği çok. Dediğimiz gibi aman dikkat. Altlara farklı maskeler koyuyorlar. Günde 100 kişi artık ölür duruma geldi. Bunu yapmaları gerçekten çok haksızlık. Yoldan geçen maskeci olmuş. Artık bu kadarına da pes. Maske kutularının üzerine kaliteli olanları, altlarına ise koruma etkisi düşük olanları yerleştirip satıyorlar. Bu bahsettiğiniz şey bana yeni, açıkçası duymadım daha önce. Bu defa hileciler hem sağlığımızla oynuyor hem de cebimizle. Güvenerek aldığımız bu 50'li maske paketlerinden ilk baştakileri kaliteli olarak koyuyorlar. Ancak aşağı indikçe bu kaliteli maskeler yerini kalitesizlere devrediyor. İlk 10 taneyle gözü boyuyorlar anladığım kadarıyla. Daha sonrasında kötü maske koyuyorlar. Böylece de ucuza satabiliyorlar. Herkes para kazanma yolunda. Sağlık üzerinden de para kazanmaları çok ilginç. Her şeyden para kazanabilir duruma geldiler artık. Maskeler arasındaki farkı bir bakışta anlamak neredeyse imkansız. Bu kaliteli. Arasında ekstra bir madde var. Yani bu tabii korumayan, evet. Yırtıldı zaten. Evet, yırtıldı. Evet, bakın. İki maske versek, bunları denedik biz. Biri kaliteli, biri kalitesiz. Anlayabilecek misiniz? Sanırım şu kalitesiz olan. Tam tersi. Evet. Bu kalitesiz olan da, bunun içinde ayrı bir filtreleme sistemi var. Şu daha sentetik. Bunu vatandaşın ayırt etmesi mümkün değil. Elimdeki her iki maske de neredeyse birbirinin aynısı. Ancak bu maskeleri ayırt edebilecek birkaç ipucu var. Peki ama o ipuçları neler? Birincisiyle bir altlardan bir tane çekerek zaten farkı fark edeceksiniz. Kokunun olmaması, tüylü olmaması, kalın olması, ince olmaması lazım. Sağlık Bakanlığı benzer şikayetler üzerine ürün takip sistemi uygulamasını geliştirdi. Uygulamayla doğrudan bakanlığa şikayet edilebiliyor. Sonuçta insan sağlığı söz konusu ve insan hayatıyla oynanmamalı.